Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce açıldı. Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce 23 Nisan'da açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Kurtuluş Mücadelesi'nin en önemli safhalarından birisi oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağını ortaya koydu. Yaşıyor, 1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal Erzurum Mebusu seçilmişti ancak o Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu meclis 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda Misak-ı Milli'yi kabul etti. İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve milli mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlamaları üzerine milletvekilleri ve aydınlar Ankara'ya kaçmaya başladı. Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta son kez toplanarak meclisin süresiz olarak tatil edilmesini kararlaştırdı. Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de yayınladığı genelgeyle Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanacağını duyurdu. Genelgede ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere ulusça olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan Ankara'ya gelebileceklerinde bu meclise katılmaları istendi. Bu amaçla yapılacak seçimle belirlenen milletvekilleriyle dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçarak Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü ilk mecliste yer aldı. Mustafa Kemal 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek katın bu meclis olacağını kaydetti. Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını. Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını. Al bendeni sen. 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kılınıp kurbanlar kesildikten sonra ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi İttihat ve Terraki Kulübü olarak yapılan binada açıldı. Cumhuriyete giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104 yıl önce 23 Nisan'da açılması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu. Evet, sevdana yürek.